Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Gökhan Büyükkara. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için birazcık daha değişik bir konuya değinmek istedim. Birazcık da sağ elimizle alakalı çalışma yapmamız gerekiyor. Sağ elimizi çok dışlıyoruz genel olarak. Çünkü herkes solo çalmaya çok fazla takmış ve ona kaptırmış durumda. Tabii ki solo çalmak zevkli, güzel bir şey. Yani solo adı üstünde öne çıkmanızı sağlayan bir şey gibi geliyor. O yüzden genel olarak herkes solo çalmaya yöneliyor. Daha hızlı nasıl çalarım derdine düşmüş durumda. Ama bu bizim sağ elimizi ihmal etmemizi sağlayan bir aslında durum. Ve bu durumun olmaması gerekiyor. Çünkü iyi bir gitarist olmak için sol eliniz kadar sağ elinizi de aynı şekilde geliştirmeniz lazım. Bu strumming denilen yani aşağı yukarı vuruşları nasıl ve ne şekilde sıralayacağınızı öğrenmeniz lazım. Ve bunu da iyi yaparsanız bu da sizi diğer gitarcılardan ayıran bir özellik olacaktır. Özellikle blues ve daha funk, hatta pop müzikte de çok çok fazla kullanılan bir aslında stil. Sağ eli iyi kullanmak diyeyim. Ve akorların içine aslında farklı hareketler sokarak sanki ritimle de solo çalıyor gibi görünebiliyorsunuz. Eğer bunu iyi yaparsanız. Şimdi size vereceğim, göstereceğim egzersiz aslında bununla ilgili biraz da. Normalde ben sağ elde bu egzersizi sahneye çıkmadan kendimi ısıtmak için kullanıyorum. Yani elimi açmak için kullandığım bir egzersiz. Ve bunu kazayla aslında bulmuştum. Bir videoda birinin solo çalarken aslında yaptığı ufak bir lick'i araklayıp ona egzersiz haline getirdim. Son tarafına da bir farklı bir yürüyüş ekleyerek. Şimdi size onu nasıl yaptığını anlatacağım. Ve bunu normal 12 bar trafiği de inceleyeceğiz. Backing track'te demin izlediğiniz çaldığım ton La'ydı. La 1-4-5 şeklinde bunu çaldım. Herhangi bir yere de bunu aynı şekilde kaydırabilirsiniz. Onu da anlatacağım. Ama ilk önce bir egzersizi oturtalım. Nasıl çaldığımızı konuşalım. Ondan sonra size bunun nereleri nerelere ne şekilde değiştirip koyabileceğinizi de göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Şimdi. Egzersizimiz aslında bu şekilde başlıyor. Şimdi burada yaptığım şey size demin de söylediğim gibi aslında La tonundayım ve akorum burada A7. Yani La dominant 7'li akorunu oluşturmam gerekiyor. Bunun için de birinci parmağınızı 5. perdeye tam bara şeklinde koyuyorsunuz, tamam mı? Birinci parmağınız en tepeden La'ya basıyor ki bu da zaten akorunuzun kök sesi, adını veren nota. Sonra burada yeni başlayan arkadaşlar bu hammer hareketini yapmakta zorlanırlarsa şimdi göstereceğim hammer hareketini. Onlara düz şekilde de göstereceğim. Şöyle düşünün. Şimdi bareyi yaptınız. Çok sert şekilde bastınız. Tamam mı? Altı telden de ses çıkıyor. Okey. Şimdi ikinci parmağınızı sol altıya, üçüncü parmağınızı da la 7 notasına hammer indirmeniz gerekiyor. Aslında şöyle yapıyorum. Vurdum, hammer yaptım. Vur, hammer. Bu başta biraz zor gelebilir. Eğer zorlanırsanız bunu direkt olarak normal la 7 akoruyla çalabilirsiniz. Hammer yapmadan da aynı şey olacak. Şimdi burada yapacağım ritim şöyle oluyor. Ta boş boş ta. Aslında şöyle düşünün. Sağ elinizin her aşağı ve yukarı vuruşu aslında birer yarım vuruş gibi düşünün. Yani yarım, 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 yarım gibi vuruyorsunuz. Aşağı vurduktan sonra telleri ıskalayarak yukarı elinizi çıkarmanız gerekiyor. Yani ben buna boş da diyebilirim. Çünkü ıskalıyorum aslında. Ta boş boş. İki tane boş yaptım. Aşağı vurdum. Yukarı aşağı iki tane boş yaptım. Sonra İki boştan sonra bir tane yukarı vuruyorum ve ortaya çıkan ritim şu şekilde oluyor. Ta boş boş ta. Böyle de diyebilirsiniz. Ta boş boş ta. Ya da boş boşları boş boş şeklinde söylemezseniz duyulduğu gibi yaparsınız. Ta ta. Bu da olur. Ama ben burada bu ıskaladığım vuruş saymanızı öneriyorum. Çünkü şu da aynı şey. Elinizi saymadan da çoğu gitarist bu şekilde de yapıyor. Gördüğünüz gibi ta ta. Boşları vermedim ama aynı ses çıktı. Ama boşları verirseniz sağ eliniz saymaya alışacaktır. Bu da çok önemli bir avantaj olur. Hammer'lı halini gösteriyorum. Ta boş. İlk boşu yaptığım anda 2 ve 3. parmağımı hammer yapıyorum. Fark ettiniz mi? Elim boş yukarı çıkarken bunlar o anda buraya hammer yapıyor. Yani ilk hareket. Ondan sonra bu arada vurmanız gereken yer aslında ben şimdi iyi görün diye buradan çalıp gösteriyorum ama normalde bunu daha hızlı ve rahat yapabilmek için şu manyetiğimi görüyor musunuz? Neck manyetiğini. Aslında penamın bunu geçmemesini sağlıyorum. Gibi. Ya da çok az geçin yani. Şöyle şöyle olmasın. Koldan sallamayın. Burada bileği açmanız lazım. Bileğin yumuşaması gerekiyor. Sonra iki tane dead note. Ben bunlara tıkı diyorum. Çünkü tıkı.
yaptığı aşağı sanki kıyı yukarı gibi bana hissettirmiştir. Hep bu şekilde gösteririm. Siz dead note da diyebilirsiniz. Fark etmez. Yani tavlarda XXXXX şeklinde gösterilen telleri öldürdüğünüz, nota çıkmayan, sadece takur tukur ölü sesin çıktığı sistem. Ta boş boş ta tıkkı. Önce bunu çalışıyorsunuz. Tıkıyı da yaparken aşağı yukarı yapıyorum. Parmaklarımı basmayı bırakıyorum. Gücü kesiyorum. Tellerin üstüne duruyorum. Telleri taciz ediyorum ve bu şekilde bir dead note sesi alıyorum. Aynen. Bundan sonra devam ediyorum. Üçüncü parmağım burada. Re, sol, si'ye, yedinci perdede bara yapıyorum. Ve burada zor olan şey sadece aslında burada re, sol, si'den ses çıkması gerekiyor. O yüzden altı teli langırt diye vurmamanız lazım. Biraz daha küçük vurmanız gerekiyor. Aslında bu egzersizin temel amaçlarından bir tanesi de penanızın gerekli yerlere ufak indirmeler yapmayı da öğrenmesi. Yani dediğim gibi ritim gitardan biraz daha farklı bir şey. Daha organik çalmanız gerekiyor bunu. Ve bunu çalarken de buradaki orta bölümü hedeflemelisiniz. Gördüğünüz gibi mi ve la'ya hiç vurmuyorum. Veya ince mi'ye kadar inmiyorum. Ortaya sadece indiriyorum. Sonra bu bastığım bar ne? Aslında bu re majör akoru. Re majör akorunun gördüğünüz gibi bare bölümü sadece. Yaptığım şey şu anda buraya kadardı. Sonra birinci parmağımı da aynı şekilde bare yapıyorum. Beşinci perde. Re, sol, si'ye. Bu da aslında demin bahsettiğim re majörün aynı mantığı do majör akorunun alt bölümü oluyor. Yani. Gördünüz mü? Re 7, sol 7 ve si 7'yi vurduktan sonra birinci parmağımı bare yaptım. Ona da aşağı. İkisine de aşağı vuruyorum. Aşağı, aşağı. Ama bitmedi. İkinci parmağımı burada bu barenin üstüne sol 6'ya hammer indirmem gerekiyor. Bu da benim aslında do majörden olayı la 7 yani A7 akorunu doğru getirmemi sağlıyor. Bakın bunun alt aslında re ve soldeki bölümünü oluşturmuş oluyorum burayı hammer indirdiğim zaman. Sadece hammer yapıyorum, vurmuyorum. Yani şöyle oldu. Sonra iki tane daha tıkı yani dead note yapıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hammer'ı indirdiniz. Basmayı bırakıp üçüncü parmağınızı şöyle öldürecek şekilde güç vermeden sadece tellerin üstünü kapatarak koyduğunuz zaman burada tıkı yapmanızı sağlayacak, dead note yapmanızı sağlayacak, kapatmayı sağlamış olursunuz. Ve burada da yine dediğim gibi re, sol, si'ye vurmaya çalışın. Çok büyük vurmayın. Oralarda takılın küçük şekilde. İşte böyle. Yani geldi, bir daha baştan gelelim. Daha yavaş yapıyorum. Hammer'sız da şu şekilde oluyor. Yani ta boş boş ta tıkı. Devam ediyorum. La 7'ye 3. parmağımı sivri şekilde basıyorum ama burada tek notaya vurmam gerekiyor. Aslında yapabilirseniz La 7'yi böyle 3. parmağınızı parantez gibi daha yavşak basarak alt telleri de öldürüp kapatarak basarsanız eğer şöyle duracak. Gördüğünüz gibi alt tellerden ses çıkmıyor. Onlar dead note halinde. Sanki Steve Ray Vaughan'ın yaptığı etlendirme hareketine benziyor. Bu da olabilir. Tek La 7'yi de vurabilirsiniz. Sonra La 7'den 9'a yani mi notasından fa diyezi slide yapıyorsunuz. Ve birinci parmağınızla re, sol, si'ye bu sefer yedinci perdeye bare yapıyorsunuz. Demin üçüncü parmağınızla yaptığınız bareyi birinci parmağa çekmiş oluyoruz. Yani slide ve re, sol, si, 7'ye beraber vuruyorum. Yani şöyle oldu. İşte egzersizim bu. Bunu çok yavaş çalışmalısınız. Tıkaların içine hiçbir nota girmemeli, notaların içine de hiçbir tıkı girmemeli. Bunların her birini birbirinden çok net bir şekilde ayırmanız lazım. Yani burada çaldığınız şey size kafanızı sallatmalı, ritim tutturmalı. Groove'u hissetmeniz gerekiyor. Bunun için de çok yavaş ve sıfır aceleyle çalmalısınız. Acele yok. Önemli olan burada her bölümün çok net ve temiz çıkması. Bunu yaparsanız ancak bu egzersizi doğru şekilde çalışmış olursunuz. Bunu arda arda çalıyorsunuz. 1 2 Arada hammer'sız yapıyorum.
Bu arada ben çalarken bazen burada demin iki dead note vurduğunuzu söyledim ya. Ben mesela olayı değiştirmek için, daha tatlı anlatmak için bir dönüşte bir dead note yapıyorum. Bir dönüşte iki dead note yapıyorum. O zaman şöyle duyuluyor. Bu size gösterdim ilk başta. Eğer orada iki yerine bir yaparsam da şöyle duyulacak. O zaman tabii okların da yönü değişiyor. Bir tane dead note yaptıktan sonra 7'ye yarım vuruş erken geçmiş oluyorsunuz. Slide'ı yapıp re sol si'ye de yukarı vurmanız gerekiyor. Yani o zaman iki tane yukarı yapmanız lazım. Arda arda çalıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi dead note'u aşağı yaptım. Yukarı la'yı diye vurup slide yapıp tekrar yukarı vurup öyle bitirdim. Önce bence tek yaparak başlayın. Sonra baktınız sağ el rahatladı, açıldı. O zaman hızlanmaya da başlayacak. Hızlandırdığınız zaman da harika ve çok güzel duyuluyor. Tatminkar duyuluyor. Aynı zamanda herhangi bir blues egzersizinin, blues backing track'in üstüne, hızlı bir backing track'in üstüne bunu yapabilirsiniz. Çok çok güzel duyulur. 4 tane la yapıyorum. 12 bar telefiğinde olduğumu düşünün. 1-4-5'e göre benim kök akorum la 7'de 4 tane yaptım. Sonra aynısını getirin ona koyun. Noktasına virgülüne dokunmuyorum. Aynı şeyi sadece 10. pozisyona taşıdım. Çünkü burası da R7. 1-4-5'te benim ikinci akorum R olduğu için, yani 4. derece R olduğu için aynı şeyi 10'dan yapıyorum. Hammer, 2 dead note, bare, bare, ikinci parmağım hammer indiriyorum. La 12'den 14'e slide yapıp demin 3 ile bastığım bareyi bu sefer 1 ile basıyorum. Bu da R bölümü. 2 tane de bundan yapıyorum. Sonra tekrar La'ya dönüyorum. 2 tane de La yine yaptım. Ondan sonra 5. derece yani mi'ye geliyorum, 12. Aynısı. Sadece bir kere yapmanız gerekiyor trafiğe göre. Sonra re'ye dönüyorsunuz, bir tane de re yapıyorsunuz. 2 tane de la yapıyorsunuz ve 12 barı tamamlamış oluyorsunuz. Bu bir tur atılmış hali. Bunu hızlandırdıktan sonra, sağ eliniz iyice açıldıktan sonra araya çok daha değişik hareketler koymaya başlayabiliyorsunuz. O zaten kendi kendine olan bir durum. Fark edeceksiniz. Mesela ne gibi şeyler yapabilirsiniz? Atıyorum, minör pentatonik gamdan cümle koyabilirsiniz. Çok güzel duyulur. Ne yaparsanız olur. La minör pentatonik tonundan bunun üstüne çalabilirim. La majör pentatonikten de çalabilirim. Yarısını ritim, yarısını cümlede yapabilirim. Ne yaparsanız yapın olacaktır. Ama öncelikle tabii sağ eli açmak lazım. Sağ el açıldıktan sonra çok daha rahatlayacaksınız burada. Başka ton almak nasıl oluyor? Mesela atıyorum, re funk bir backing track buldunuz. Bayağı da hızlı böyle, akıcı. Onun üstüne de çok güzel yapabilirsiniz bunu. O zaman ne yapacaksınız? 1-4-5'i re'ye almanız gerekiyor. Blues derslerinde aslında bundan bahsetmiştim. Nasıl tonu değiştireceğinizle alakalı, blues tonunu nasıl değiştireceksiniz? 1-4-5'i re'ye almak o zaman şöyle oluyor. Mi teli üstünde birinci parmağınızı ona koyun, re. Dördüncü derecesi bunun hemen bir altındaki 10. perde de olacaktır. Yani ne oluyor? Sol oluyor. 5. derecesi de la. Bu kalıp değişmez. 10 mi, 10 la, 12 la. O zaman ne oluyor? Tabii ki bu egzersizi mi teli üstündeki A7 akoruyla yaptığım için ilk başta, o zaman bunu sürekli değiştirmem lazım. Yani 1-4-5'i hep mi teli üstünden bulmanız gerekiyor. Atıyorum, re blues mu çalıyorsunuz? Buradan başlayalım. Bundan 4 tane yaptım. İkinci akorum neydi demin söylediğim gibi? Sol. O zaman 3'e geliyorum. Sol 7'den bunu oluşturacağım. Dördüncü derecem, 5. derecem de la'ydı. O zaman gördüğünüz gibi 12 barı
Şimdi R'ye çekmiş durumdayım. Nereye çekerseniz çekin bu kural değişmez. Sadece mi tenin üstündeki notaları iyi bilip A7 yani yedili akoru, dominant yedili akoru oraya kaydırmayı öğrenmeniz lazım. Ve diğerlerini de çok iyi oturtmanız lazım. C ise 7. O zaman bir C notası oluyor. Dördüncü derecesi mi oluyor. Beşinci derecesi de bunun iki perde yanı fa diyez olacak. Mi olduğuna göre bunu ta 12'ye çekeceğim. Çünkü 12 mi. Fa diyez de 3. akorum yani 5. dereceydi. İsterseniz kalından, isterseniz inceden yapabilirsiniz. 2'den yaparsanız kalın. 14'ten yaparsanız incesini yapmış olursunuz. Bu her bluzun, her bluz egzersizinin üstüne uyabilir. Eğer shuffle değilse ona dikkat edin. Shuffle olursa sıkıntı çıkar. Ama genel olarak bu egzersizi her yere koyabilirsiniz. Ve dediğim gibi sizin sağ elinizi acayip şekilde geliştirecektir. Ama burada önemli olan böyle yapmamanız. Sağ eli dirsekten değil, bilekten çevirmeniz gerekiyor. Ben buna şey diyorum. Tornavida. Tornavidayı nasıl sıkarsınız? Şu hareketle. Görüyor musunuz dirseğimi? Kolumu oynatmıyorum. Bileğimi çeviriyorum. Yani nasıl yapıyorum? Yukarı, aşağı. Bu benim sistemim. Ben böyle çok rahatım. Bileğimi bu şekilde çevirerek sanki ampul değiştirir gibi veya tornavida sıkar gibi bir hareketle çalıyorum. Bu bana çok daha hızlı çalma imkanı da veriyor. Çünkü elim ekonomik davranıyor, uzaklaşmıyor. Hep yakın, datellere yakın kalın. Bunu yaparsanız ve çok uzaklaşmazsanız çok rahat bunu yaparsınız, çalarsınız. Konuyla alakalı bir sorusu olan lütfen bana Instagram'dan yazsın. Lütfen çekinmeyin. Ben bütün mesajları elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Sizden tek isteğim yorum ve beğenilerinizle, paylaşımlarınızla bana destek olmanız. Çünkü elimden geldiği kadar dediğim gibi bunu yapmaya çalışacağım. Ama sizden gaz alarak daha çok yapmak beni daha da çok mutlu edecektir. Ayrıca çok teşekkür ediyorum desteğiniz ve mesajlarınız için. Dediğim gibi kendinize iyi bakın, kolay gelsin. Blues'la, rock'n'roll'la kalın. Görüşürüz.